Merhaba arkadaşlar, ben Doçent Doktor Dursun Akaslan, Harvard Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden. Pipet modelleme dersimizin ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu dersimizde uygulamalı olarak önceki öğrendiğimiz teorik bilgilerin sayesinde bir pipetin nasıl modelleneceğini 3ds Max ile göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 3ds Max'ımızı açalım. Varsayılan ekranımız arkadaşlar. Yeni bir uygulama başlattım. Şimdi perspektif görünümünü arkadaşlar genişletelim. Bunun için klavyenizden Alt W seçeneğine tıklayabilirsiniz. Veya sağ alt köşedeki Maximize Viewport Toggle seçeneğini de seçebilirsiniz. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? Önceki dersimizde dedik ki bir tane pipet çizebilmek için 3ds Max'la bu pipete en yakın nesneyi seçmemiz gerekiyordu. Bunun için iki tane seçeneğimiz vardı. Ya Create menüsünden Extended Primitives, oradan Hole seçeneği seçebilirdik. Veya yine Create panelinden Geometry, oradan da Standard Primitive seçeneğini seçtikten sonra Extended Primitive üzerinden Hole'u seçebilirdik. Hole seçeneğini seçtim arkadaşlar. Bu nesneyi oluşturacağım. Demiştik iki tane fare hareketiyle bu nesneyi oluşturabiliriz. Birinci hareketimiz ne yapacaktır? Hortumumuzun çapını oluşturacak. İkinci hareketimiz de hortumumuzun yüksekliğini oluşturacak. Gördüğünüz gibi sahnede bir tane hortum oluşturduk. Fakat bu hortumun özelliklerini kontrol ederek artık daha güzel bir hortum şekli vererek bir pete benzetebiliriz. Bunun için kontrol panelinden Modifier seçeneğini seçiyorum. Şimdi ne dedik? İki tane bitiş noktası yöntemimiz vardı. Bu ne demek arkadaşlar? Bir hemen kısaca gösterelim. Diyelim sahnede iki tane kutumuz olsun. Şu birinci kutum olsun. Şu da ikinci kutum olsun. Ben ne yapmak istiyorum? Bu hortumu bu iki nesne arasına bağlayarak bu nesneler hareket ettikçe hortumun da hareket etmesini istiyorum. O yüzden tekrar ben hortum nesnemi seçtim ve Modifier sekmesine geçtim. Artık serbest hortum değil, ikinci seçeneği seçiyorum ve üst noktayı seçiyorum. İlk önce üst nokta, yani benim hortumumun bağlanacağı üst noktayı seçiyorum. O şu olsun. Ve hortumun altının bağlanacağı nesneyi seçiyorum ve şu oldu. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Sahnem iki nesneye de bağlandı. Yani benim hortumum iki nesneye de bağlı şu an için. Eğer ben seçeneklerden örnek olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an iki tane sahnede seçili. Eğer siz kutuyu hareket ettirirseniz, örneğin ben kutuyu hareket ettirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ne oluyor arkadaşlar? Sizin hortumunuz da kutuya göre hareket ediyor. Yani bu nedir? İkinci yöntemimiz, yani serbest hortum değil, nesnelerin eksenlerine bağlama. Gördüğünüz gibi benim hortumumun üst ve alt kısımları iki tane kutunun eksenine bağlandı ve o eksenler hareket ettikçe benim hortum da hareket ediyor. Fakat ben bunu istemiyorum. Çünkü böyle bir şey kullanmak istemiyorum. Benim amacım nedir arkadaşlar? Bu dersimizde bir pipet çizmektir. O yüzden birinci seçenek seçili oluyor şu an için. Fakat pipeti çizebilmem için arkadaşlar, modelleyebilmem için şu hortumda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. İlk önce bir yüksekliğini ayarlamak istiyorum. Örnek olarak yüksekliği 80 olsun birazcık. Biraz daha yüksek bir pipet istiyorum. Daha sonra benim istediğim, şimdi dikkat birazcık cycle sayısını arttırmak. Mesela diyelim ki, yani kaç tane diş olacak? Şunlar 1, 2, 3, 4, 5 dişli gibi görünüyor. Ben bunu 14 yapıyorum. Yani 14 tane dişlim olsun diyorum. Şu an bakıyorum 14 dişlim var. Ve bunların bölü sayıları var. Bölü sayım da şu an için 45. Yani şunların her biri bölüt 1, 2, 3, 4 kaç tane bölüte ayırdım arkadaşlar. İşte ben bu bölüt sayısını da biraz arttırayım. 100 olsun çünkü biraz ayrıntılı bir pipet oluşturmak istiyorum. Bu da yeterli.
Şimdi diğer bir yönteme gelelim. Şimdi biz pipetlerde ateşler. Biliyorsunuz pipetlerde şu üst ve alt kısımlar olmaz. Çünkü esnek bir pipet olması gerekiyor. O yüzden ben yine modifier yani değiştirici seçeneğinden bu değerleri seçiyorum. Diyorum ki benim şu alt kısmım olmasın. O yüzden 10 yerine 0 yapıyorum. Siz bunu 50 yaparsanız alt kısmım büyür. Yani %50'si alt kısım. Şurasında da %10'luk bir kısım var. Yani 100'ün eksi 100'den 90'ı çıkartırsanız 10. %10'u da üst kısım. Ben altı istemiyorum. Çünkü pipette böyle bir özelliğim yok. Üstü de istemiyorum. Gördüğünüz gibi bunları yaptık. Şu an biraz daha pipetime benzedi. İsterseniz şu bu dış çapı bir de bunun her bir dişlinin iç çapı var. Bunu da isterseniz şuradan ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak eksi 12 dedim. Veya biraz da arttırabilirsiniz. Çapını da arttırabilirsiniz. Mesela şu an 29. Örnek olarak 25 yaptım. Ve 25 yaptıktan sonra örnek olarak eksi 12 buçuk diyorum. Yani dışarıdan içeriye ne kadar girecek? Bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Mesela bunu sıfır da yapabilirsiniz. Ve düz olur. Yani iç çapı ne yaptınız? Dışarıyla eşitlediniz şu an için. Fakat bunu eksi oldukça ne yapacak? İçeri girecek. Mesela eksi 50 yapsanız daha az bir içeriye doğru girecektir. Fakat biz bunu istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Biraz pipete benzesin diye eksi 12,5 yaptım. Ne oldu? Yani biraz oldu. Biraz daha istersem derine gidebilirim. Eksi 18 yapsam. Yani biraz daha pipete benziyor şu an için. Bu şekilde pipetimizin biraz da modellenmesini sağladık. Şimdi bir de ne istiyoruz arkadaşlar? Bizim pipetimiz şu an için 25. Bir de kenarları var şimdi. Şimdi bakarsanız benim pipetim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenardan oluşuyor. Fakat bu bizim pipetlerimiz böyle kenarlı değildir. Daha yuvarlaktır. Ben ne yapmam lazım? Kenar sayısını arttırırsam daha çok yuvarlak olur. Mesela bunu arttırıyorum. Gördüğünüz gibi daha yuvarlak oluyor. Ama çok fazla arttırmak da bilgisayarı yoracaktır. O yüzden ben bunu değeri 25 girsem yeterlidir. Şu an 25 girdim. Gördüğünüz gibi artık bir pipetimizin kavisli kısmı, esnek kısmı oluştu. Fakat biliyorsunuz pipetin içi boştur arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Ben bunları boşaltmak istiyorum. Bu yüzden değiştirici eklemeniz gerekiyor. Şu an bildiğiniz gibi saf bir tane hortumumuz var ve bütün özellikleri kendi özelliklerinden kullandık. Bu yüzden ben buradan değiştiriciden Edit Poly seçeneğini seçiyorum. Edit Poly'den ne yapıyorum? Seçim bölümüne geliyorum ve buradan poligonu seçiyorum. Seçtikten sonra poligon özelliklerini seçebilerek silebilirsiniz. Front bölümüne geldim ve buradan birinci satırı seçtim. Birinci dilimi seçtim. Seçeneklerden siz Grow seçeneğini seçtikçe alta doğru gider. 2, 3, 4, 5 olsun. Tam bir dişlisini kesiyorum arkadaşlar. Klavyeden delete tuşuna tıkladım. Aynı şekilde alt kısmı da kesiyorum. Tekrar Grow diyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane bölütünü kestim, sildim. Tekrar ben Perspective bölümüne gideyim. Artık gördüğünüz gibi benim nedir arkadaşlar? Pipetimin içi boş. Yani bir pipete benzemeye başladı artık. Siz isterseniz daha fazla özelliklerini seçebilirsiniz. Yani biraz daha pipetinizin daha düzgün olabilmesi için model bölütleri kaldırabilirsiniz. Mesela diyelim şu bölütü kaldırmak istiyor musunuz? Şurayı. Ve şurayı. Bu için mesela örnek Edge'e geçtik. Şuradan seçtim. Ve klavyenizden Ctrl geri tuşuna tıkladım. Ve orası kalktı. Mesela biraz daha düzel, yani çok fazla katı bir keskin model olmayacak. Daha iyi. Diğerlerini de artık silebilirsiniz isterseniz. Fakat klavyenizden delete tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi ne yapıyor? Tamamıyla siliyor. Fakat biz onu istemiyoruz. Dilimini yani bölütünü silmek istiyoruz. O yüzden klavyenizden Ctrl geri tuşuna basmanız gerekiyor. Bunları geri alıyorum. Çünkü ben silmek istemiyorum. Ve şu an aldım.
Gördüğünüz gibi artık klavyemiz, modelimiz biraz oluşmaya başladı. Şimdi ben bir pipet görünümü vermek istiyorum. Öyleyse ben ne yapmam lazım? Bunu eğmem lazım birazcık. O yüzden yine modifier bölümünden bu sefer bend, yani büküm, ne kadar bükmek istiyorsanız, eğmek istiyorsanız bend seçeneği seçili şu an için. Front konumuna geliyorum. Fakat şu an için bend seçeneği çalışmayacak. Çünkü biz burayı kestiğimiz için eksenini değişti. O yüzden bend'i geri alıyorum. Tekrar geliyorum. Buradan modelimi seçiyorum. Şuradan modelimi seçtim. Tekrar ne yapıyorum? Modifier'dan değil, buradan Effect Pivot on ediyorum ve şunu biraz yukarı çekiyorum arkadaşlar. Çünkü ekseni ne yaptı? Kestiğimiz için alt kısmı kaymıştı. Şimdi tekrar Modifier bölümüne geçip büküm miktarını ekleyebilirim. Büküm miktarını ekledim artık. Siz klavye Z eksenine göre ne yapacak? Eğebilirsiniz. Şunu arttırdığınız zaman artık eğilecek. Gördüğünüz gibi istediğiniz yöne eğebilirsiniz. Sadece Z değil, Y eksenine göre de eğebilirsiniz. Fakat biz bunları istemiyoruz. Ben Z eksenine göre eğmek istiyorum. Ek olarak isterseniz siz eğerken sınırlar da verebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi eksenin merkezine göre, yani eksene göre ne yapıyor, eğme işlemini yapıyorsunuz. Fakat siz isterseniz şuraları değil de şuradan da başlatıp eğme işlemi yapabilirsiniz. O yüzden de sınırlayıcı etki dediğimiz limit efekti kullanmanız gerekiyor. Fakat biz şu an için ondan uğraşmıyoruz. Sadece birazcık eğmek istiyorum. Artık birazcık pipetim kendine benzemeye başladı. Modelden bakalım şöyle. Artık pipetim oluştu. Artık ne yapabilirim? Pipetimin uclarını çıkartabilirim. Bu yüzden ne yapıyorum? Tekrar bir tane Edit Poly seçeneğine geliyorum. Bir tane de Edit Poly ekliyorum. Yanlış oldu. Edit Poly eklemem gerekiyor. Edit Poly seçeneği. Şimdi Edit Poly'e ekleyebilmem için ne yapmam lazım? Ben diyorum ki şuradan uç çıkartayım. Alt taraf uzun olacak, üst taraf kısa olacak. O yüzden şunları seçmem gerekiyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Bir sınır border'dır. Yani sınırdır. Mesela şunu seçerseniz zaten bu otomatik olarak seçilir. Bir de altı tarafı seçmeniz gerekiyor. O da otomatik olarak seçiliyor gördüğünüz gibi. Ben ne yapmak istiyorum? Ctrl A dediğim zaman her iki taraf da seçildi şu an, dikkat edin. Ne yapıyorum? Bir kapatmak, bir şuraya bir kapak eklemek istiyorum. O yüzden Cap seçeneğini seçtim. Şu an kapağım eklendi. Şimdi artık bunları seçebilirim. Bunlar nedir artık benim için? Bir tane poligondur. Mesela şunu seçtim. Daha sonra Edit Poly ile gelen X2 seçeneğini seçtim. Artık değer giriyorum. Mesela diyelim burası 30 milim olsun. Mesela küçük oldu. 90 girdim. Bakıyorum şöyle. Mesela 90 yeterli. Bir de aynı şeyi onaylamam gerekiyor. Seçtikten sonra tekrar 90 girdikten sonra onayladık. Bir de altını da seçmem gerekiyor. Oraya da girdim. Yine ekstra seçeneği. Varsayımla 90 girdiğim için. Fakat 90 değil. Mesela 270 girsem çok mu olur? Bakıyorum. Yani yeterli. Bence yeterli. Ve onaylıyorum. Şu grid seçeneğini kaldırdım. Izgarayı bir kaldırayım ve bakayım şöyle. Şu an artık ne yaptık? Bizim bir tane pipetimiz oluşmaya başladı. Tabii pipetimizin neyini? Şunları silmem gerekiyor. O yüzden seçip delete tuşuna basıyorum. Hem üstten hem alttan. Sonra bunu da bir front görünümünden bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bir pipetimiz oluştu. Bu kadar. Yani siz hose nesnesini kullanıp Edit Poly ve Bend değiştiricilerini kullanarak ne yapabilirsiniz? Sahnede bir tane pipet oluşturabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar bu pipetin kaplamasını nasıl yapabiliriz? Renklendirme işlemini nasıl yapabiliriz? Onu ayrıntılı olarak görmeye çalışacağız. Bir sonraki dersinde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.